Evet arkadaşlar, Rock'ta Program Z kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine AMD Radeon'un FPS ayarları ile ilgili bir video çekiyorum. Daha önce böyle bir video çekmiştim ama şu an AMD Radeon 21.01.1 güncellemesini getirdi. Bu güncelleme ile beraber tekrar Windows'larımıza ayar yapacağız ve AMD Radeon ayarlarını yaptıktan sonra FPS'lerimizin ne kadar yüksek olduğunu göreceğiz. Şimdi zaman kaybetmeden hemen arkadaşlar videomuza geçelim. Öncelikle benim AMD Radeon'daki oynadığım Fortnite, Counter Strike ve Valorant oyunları ile ilgili ne kadar FPS aldığımı görmektesiniz şu an. Fortnite'ta 534 FPS alıyorum. Counter Strike Global'de 157 FPS alıyorum. Valorant'ta 358 alıyorum arkadaşlar. Ben Counter Strike fazla oynamıyorum. Dolayısıyla üzerine düşmüyorum. Sadece canım sıkıldığında giriyorum. Birkaç adam vurup çıkıyorum o şekilde. Ama Fortnite ve Valorant'ı bayağı oynuyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim sizlere. Fortnite özellikle çok oynuyorum. Fortnite'da FPS olaylarına çok takıntılı bir durumdayım. Gördüğünüz gibi Fortnite'da 534 FPS ile oynuyorum oyunlarımı. Ve karşıma çıkan ilk kişi beni görmeden ben onu vurmuş oluyorum. Valorant'ta da aynı şekilde FPS'lerim çok iyi. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle Windows ayarlarından başlayıp daha sonra AMD Radeon ayarlarından bitireceğiz bu durumu. Şimdi hemen bunu kapattıktan sonra Windows ayarlarımıza başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle bilgisayarımızın güncel olması gerekiyor. Sizlerin de aynı bu şekilde güncelsiniz yazması gerekiyor. Öncelikle burayı kontrol edin. Lütfen güncelleştirmeleriniz var ise kesinlikle bilgisayarınızı güncelleştirin. Bu çok önemli arkadaşlar. Burada güncelleştirmeler yığılı bir şekilde beklediği zaman bu kesinlikle performansa yansıyor. Bilginiz olsun. Şimdi burada da güncelsinizi gördükten sonra kapatıyorum. Daha sonra ikinci ayarımıza geçiyorum. Arkadaşlar ikinci ayar grafik ayarlarımız. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Değişken yenileme hız bölümü burası. Grafik ayarlarının içinde eğer sizde burası kapalıysa kesinlikle açıyorsunuz. Ve kesinlikle aşağıda herhangi bir şey yoksa sırayla buraya oyunlarımızı yüklüyoruz. Özellikle ben gördüğünüz gibi Fortnite ve Valorant oynadığım için onları daha fazla burada gösteriyorum. Burada arkadaşlar oyunlarınızı buraya ekleyeceksiniz. Şu şekilde oluyor. Örnek veriyorum, oyunlarınız neredeyse ben size öncelikle Fortnite'ı gösteriyorum arkadaşlar. Buraya girip örnek veriyorum, Fortnite'da 1, 2, 3, 4 bunların hepsini buraya tek tek eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra ekledikten sonra seçenekler kısmından yüksek performans vermeniz gerekiyor. Bazı arkadaşlar sadece açılış dosyasını eklemeleri yeterli oluyor diyor ama yeterli olmuyor. Ben bunların hepsini tek tek denedim. Bütün Fortnite uygulamalarının hepsini buraya eklemeniz gerekiyor. Daha sonra aynı şekilde Valorant'ı da ekliyorsunuz. Valorant'ı da ekledikten sonra yüksek performans veriyorsunuz. Arkadaşlar onu da aynı şekilde göz atlayıp Valorant'ın nerede olduğunu örnek göstermem gerekirse buradan masa üstünden sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Dosya konumunu açıp buradan yerini belirleyebiliyorsunuz. Valorant'ta da aynı şekilde buraya ekliyorsunuz. Dikkat ederseniz burada iki tane Valorant var. Birisi Riot Silent, birisi Valorant diye. Arkadaşlar ana ekrandaki Valorant'a tıkladığınızda Silent üzerinden açık client üzerinden açıyorsunuz. Pardon. Dolayısıyla bunların ikisini de buraya kesinlikle ekleyin. Bu ayarımızı da bittikten sonra oyun modu ayarlarına geçiyoruz arkadaşlar. Oyun modumuzu açın. Daha sonra Xbar'a girin. Xbox Game Bar'ı kapatıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle açık kalmayacak çünkü arka planda çalışmaya devam ediyor. Bakın zaten burada yazıyor. Oyun kliplerini kaydetme, arkadaşlara sohbet etme, davetleri alma gibi aktiviteler için Game Bar'ı etkinleştirin diyor. Arka planda çalışmaması için kesinlikle kapatıyoruz. Arka plan kayıtlarına yakalamalar bölümünden giriyoruz. Bunların hepsini kapatıyoruz. Arka plan seslerini de kapatıyoruz. Kesinlikle arka planda hiçbir şekilde çalışmayacak. Oyun modumuz sadece açıkta kalıyor. Oyun modu açık olduğunda Windows bilgisayarınızı oynamak için en iyi duruma getirir. Ama arka taraftaki çalışanları kapattıktan sonra sadece oyun moduyla ilgileniyoruz biz. Burayı da hallettikten sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Tekrar buradan güç planı düzenleye giriyoruz.
Buradan güç seçeneklerine giriyoruz. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane var arkadaşlar. Ben nihai performansı kullanıyorum. Nihai performansta son sürüm bilgisayarlarda üstün performans sağlar diye bir uyarı var. Sizlerde bu gözükmeyebilir. Gözükmesi için öncelikle yüksek performansı seçmelisiniz. Yüksek performansı seçtikten sonra gözüküyor bu. Ama bilgisayarınız gerçekten son sürümse, yani eski bir bilgisayar değilse, nihai performansa geçebilirsiniz. Nihai performansa geçtiğiniz zaman bunu fark edebiliyorsunuz. Kesinlikle 50-100 arası bir FPS'iniz değişiyor. Çünkü bilgisayar tamamen kendini buraya adapte ediyor ve sadece oynadığın oyuna adapte ediyor. O anki yaptığın şey bütün performansı oraya harcadığı için FPS'lerimiz herhangi bir düşme meydana gelmiyor. Burayı da kapattıktan sonra arkadaşlar, ekranda, boş ekranda sağ tıklayıp görüntü ayarlarına giriyoruz. Görüntü ayarlarda aşağıya iniyoruz. Gelişmiş görüntü ayarları var. Gelişmiş görüntü ayarlarından yenileme hızımız çok önemli. Eğer sizin de iyi bir monitörünüz varsa kesinlikle onun en son sürümü alın. Ben 165 Hz bir monitör kullanıyorum. Dolayısıyla 165 Hz monitörüm olduğu için neden 100 Hz'i ayarlayayım? 165 Hz ayarlıyorsunuz. Son sürümü ayarlayıp burayı da kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar, AMD Radeon'a giriş yapıyoruz. AMD Radeon için ayarlarımız nasıl, onlara bakacağız. Gördüğünüz gibi, tekrar söylüyorum, Fortnite 534 FPS, yani şu an piyasadaki bence en iyi FPS'lerden biri. Bir de gördüğünüz gibi benim ekran kartım Radeon RX 570 serisi, 8 GB ekran kartım var arkadaşlar. İşlemcim ise Intel i7 9700F kullanıyorum, 3000 GHz. Bu işlemci 4.7'ye kadar çıkabiliyor overclock yapıldığı zaman, ama ben overclock'a ihtiyaç duymuyorum çünkü zaten çok iyi veriler alıyorum şu an. Hemen buradan ayarlar bölümüne geçiyoruz. Burada birkaç tane çok ince ayar göstereceğim sizlere arkadaşlar. Daha önceki videomda da bunların hepsini gösterdim. Bu arada RAM 16 GB RAM kullanıyorum bilgisayarımda. Hemen ekran kartına geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar bakın, burada herkes sorabilir, neden eSport kullanmıyorsun diye. Ben normalde eSport kullanıyorum. eSport'tan ince bir ayar yaptığım için otomatik özele geçiyor. Hemen örnek vererek gösterirsem size. Bakın, eSport'a tıkladığımda Radeon geliştirilmiş senkronizasyon kapanıyor. Bu ne demek? Hemen altında yazıyor arkadaşlar: görsel yırtılmayı ve gecikmeyi azaltır. Eğer oyunlarınızda özellikle e-sport oyunları oynadığınızda ani vurulmalar yaşıyorsanız, bilin ki kesinlikle yırtılma meydana geliyor. Bunu açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu açınca e-sport modundan çıkıp özel moda geçiş yapıyor. Bunun içeriğini de okuyacağım sizlere. Görsel yırtılmayı ve gecikmeyi en aza indiren, ancak kare hızlarını sınırlamayan alternatif bir Vsync modu. Hem FreeSync hem de sabit yenileme ekranlarla çalışır. Şimdi bakın arkadaşlar, ben hemen ekran moduna geçiyorum. Burada AMD FreeSync Premium teknolojisi olan bir ekran kullandığım için ben etkin. Eğer sizin ekranlarınızda FreeSync yok ise burası kesinlikle kapalı olacak. İlla ki FreeSync olmasına gerek yok. Burada ekran kartları bölümünde Radeon geliştirilmiş senkronizasyonu açar iseniz FreeSync özelliği meydana gelmiş olur ve ekranlarınızda yırtılma ve gecikmeyi kesinlikle devre dışı bırakmış olursunuz. Bu da size FPS kazandıracaktır ve hız kazandıracaktır. Geri kalan ayarları arkadaşlar bir önceki videomda göstermiştim, ama isterseniz üstünden tekrar geçebilirim. Radeon gecikme önleme etkin. Radeon Chill FPS sınırlandırır, gerek yok. Radeon Boost her tabanı dinamik çözünürlük, devre dışı bırakıyorum. Radeon görüntü keskinleştirme orijinali %80. Bazı arkadaşlar yok, ben %80'de kullanıyorum diyor. Ama zaten örnek veriyorum, bunu kapattığınız zaman açıldığı zaman otomatik %80'de oluyor. Yani kimsenin bunu %80'de tuttuğu yoktur. Orijinal %80, isterseniz bunu %100 yapabilirsiniz. İsterseniz %90 yapabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış. Netlikle alakalı bir durum bu. Hemen ekrana geçiyoruz tekrar.
Eğer AMD FreeSync Premium özelliğiniz varsa arkadaşlar bunu kesinlikle açın. Ben daha önceki videomda bunu anlattım. Oyunlarınızda yırtılma meydana geliyorsa FreeSync özelliğini açın arkadaşlar. Birçok kişinin videosunu izledim ben. Bu durumda AMD FreeSync'in kapalı olmasını söylüyor herkes. Özellikle oyun ayarlarında da FreeSync'ların kapalı olmasını istiyorlar. Ama ben anlayamıyorum neden öyle bir şey söylüyorlar. Ben bunları bizzat denedim. Ben açılması taraftarıyım. İsterseniz siz kapatabilirsiniz arkadaşlar. Virtual Super Resolution devre dışı arkadaşlar. GPU ölçekleme devre dışı ölçekleme modu. Tam sayı ölçekleme desteklenmiyor. Renk derinliği 10, piksel biçimi RGB 444 piksel. Burada daha sonra bir ayarlarımızdan genele geliyoruz arkadaşlar. Genelde zaten Radeon'un şu an yeni sürümde değiştirdiği hiçbir şey yoktur. Ben biraz önce güncelledim. AMD kullanıcı deneyimli iyileştirme programına başarıyla katıldınız diyor. Ben öyle bir şeye katılmadım ama yine de katıldın diyor. Oyunlar bölümüne gelirsek Fortnite'a tıklıyoruz. Fortnite'da aynı şekilde Esport bölümü yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi biraz önce burada ekran kartları bölümünde Esport'u devre dışı bıraktım. Radeon geliştirilmiş senkronizasyonu etkin yaptım. Ama burada gördüğünüz gibi Fortnite Esport bölümünde oynuyorum. Çünkü istediğiniz oyuna ayrı ayrı ayar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan da istediğiniz şekilde overclock da yapabilirsiniz. Ben overclock zamanında yaptım. Pek bir performans alamadım. Hatta ekran kartımın ve işlemcimin çok ısındığını fark ettim. Dolayısıyla tekrar kapattım. Oyunlarda durum böyle arkadaşlar. Sizler de bu ayarları yaparak Fortnite ve Valorant'ta yüksek FPS alabilirsiniz. Fortnite'da da ayar bölümüne girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Valorant'da ayar bölümüne girmeniz gerekiyor. Bunların da ayarlarını en yüksek seviye tutmayın. En yüksek seviye tutarsanız eğer zaten buradan da bir FPS kaybınız oluyor. Dolayısıyla oyunların zaten gerçek bir görüntü kalitesi var. Bunları orta seviye tutabilirsiniz. Orta seviye tuttuğunuz zaman yine FPS'leriniz çok yüksek olabiliyor. Özellikle ben Fortnite oynayıcısı olarak şu an hatta düşük seviyede görüntü kalitem var Fortnite ayarlarında. Ama arkadaşlar 534 FPS. Ben bu oyuna başladığımda bu 400-450'lere düşüyor. Yine çok iyi bir FPS Fortnite'da. Siz de aynı şekilde yaparak ayarları tekrar gözden geçirerek arkadaşlar yeni bir bilgisayarlarınızda FPS'lerinizi hızlı bir şekilde alabilirsiniz. FPS ile ilgili çok soru var. Dolayısıyla bu videoyu tekrar çekmek zorunda kaldım. Windows ayarları özellikle çok önemli arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. İlk başta gösterdiğim ayarlar çok önemli. Onları harfiyen yaparsanız herhangi bir sorunuz olmayacaktır. Videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Tabii ki abone olmadan da geçmeyiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sizin desteklerinizle ayakta kalıyoruz. Evet arkadaşlar, Windows ve AMD Radeon ayarlarımız bitti. Şimdi Fortnite ayarlarına geçeceğiz. Bakın burada gördüğünüz gibi hemen geçiş yapıyoruz. Fortnite'da FPS'lerimizi görüyorsunuz şu an. Fortnite'da şu an 380-400 arası bir FPS alıyorum. Bunun nedeni şu an düşük olmasının nedeni hem ekran kaydımı şu an ekran kartım üstünden alıyorum hem de oyunu gösteriyorum. Dolayısıyla FPS'imde biraz düşme meydana geliyor. Çünkü şu an yayın yapıyorum. Hemen ayarlar bölümüne geçelim arkadaşlar. Fortnite ayarlarını hemen gösteriyorum. Burada çok önemli ayarlar var. Bunları sizlere göstereceğim. Görüntüle pencere modu tam ekran çözünürlük 1920x1080 16:9 kare hızı sınırı sınırsız arkadaşlar. FPS'ler özellikle burada gördüğünüz gibi sınırsız yapmanızı tavsiye ediyorum. Ekran kartı parlaklık %100, kullanıcı arayüzü 1x. Bunlar zaten hazır geliyor. Biraz aşağı iniyorum hemen. Otomatik ayarlama kalitesi. Kalite için hazır ayarlar özel. 3D çözünürlük %85, görüş uzaklığı uzak, gölgeler kapalı, kenar yumuşatma kapalı, kaplamalar orta, efektler düşük.
Post-processing düşük. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir ayar yeri göstereceğim. Dikey senkronizasyon kapalı, hareket bulanıklığı açık. FPS'i göster açık. Görüntü oluşturma modu. Bakın arkadaşlar burada performans alfa yazıyor. Performans alfayı seçtiğiniz zaman arkadaşlar kesinlikle FPS'lerinizde 100-150 arası artma meydana gelecek. Bunun garantisini veriyorum sizlere. Ayarlar bu kadar. Bunları da yaptıktan sonra emin olun siz de bilgisayarlarınızda, eğer ki bilgisayarlarınız üst seviye ise eğer arkadaşlar, bu ayarlarda yaptıktan sonra FPS'leriniz çok iyi olacak, buna inanın. Videoyu beğendiyseniz videoma abone olup kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın.